Bu ne lan? Yani şimdi spor yapan herkesin yeteri kadar beslendiğini ben zannetmiyorum. Bazıları da beslenmek de istemiyor. Yani benim gibi. Panzer gibi gözükeyim. Karşıdan gören böyle tırsın. Bana yetiyor. Benim şeklim bu. Şimdi lavuğun biri geldi, tamam mı? Çocuğun tipine... Adam tam bir mahalle spor salonu değil mi ya? Reis ya. Tam reis değil mi? Geldi lavuğun biri, basacağım dedi. Siktir git lan dedim. Nereye basıyorsun amına koydum? Dedi o kafa. Öz hocam. Tam bir götü olan tip. Çocuk geldi böyle ego tavanlarda. Sanki Birleşmiş Milletler'e üye olacakmış gibi. Ya amına koy. Yarak dümenden bir spor yapacak. Hocam bu makine ne? Şu makine ne? Öbürü ne? Bu makine ne? İşte sen kaç yıllık hocasın? İşte yarışmaya katıldın mı? Yaşın kaç? Evli misin? Torun var mı? Ya dedim amına koyayım sen neyi soruyorsun oğlum dedim ya. Cumhuriyet başsavcısı mısın? Ananın mı? Siktir ol git lan dedim. Göt oğlanı senin sporunda sikerim, seni de sikerim. Kovdum gitti. Böyle de bir asabiyim yani bazen. Evet soru alayım. Şimdi mesela şöyle bir şey aklıma geldi şimdi. Yine adamın biri, hocam bir bardak süt içiyorum. Derimi kalınlaştırayım. Ya derine sokayım oğlum seni. Ya oğlum bak en sevdiğim triplerdir şu sporcu tripleri ya. Hani onu yapsam şu olur mu, bunu yapsam bu olur mu amına koyayım herif. 25 kilo böyle. Hesap yapıyor ya bugün 17 gram protein tozundan koyup 1 gram da şundan alsam el karnitinde üstüne serpsem vücudum olur mu? Triplere giriyorlar ya sanki şampiyonaya katılıyormuş gibi. Ya derine sokayım oğlum senin ya. Sanki Mr. Olympia amına koy. Yine bir eski şampiyonlardan bir abimiz var. Ya bir yerde gördüm. Bu vücudu nasıl yaptın diye soruyorlar. Ya 30 yumurta yiyerek ben bu vücudu yaptım. Ya da yalan konuşma amına koyayım ya. Biraz delikanlı olun ya. Ulan 30 yumurta götüne soksan yine o vücudu yapamaz. Delikanlı gibi deyin ki ya. Steroid yaptı kardeş. Bu iş bu. Valla küfürü desteklemiyorum ama yani dinlemesi de çok keyifli oluyor ya. Bu olmaz. Bu amına koyduğum sporunu yapıp da yarışmacı olacaksan, şampiyon olacaksan bu siktiğim hormonunu kullanacağım. 30 yumurta yemiş. Hadi ben 50 tane yedim olayım dünya şampiyonu. Vah olursun amına koyduğum. Olay bu ya. Bak yine sinirlendim sigara içeceğim amına koyduğum. Şimdi bir şey aldım. Bir örnek spor hocam ya. Ama geldi. Şimdi çocuğun biri benim salona girdi. Heyecanla geldi çocuk. Abi dedi sana bir şey soracağım dedi. Ama dedi delikanlı gibi cevap verdi. Bu lavuk diline piercing mi diyorlar? Fikrini soracağım dedi. Dilini bir açtı böyle. Ya dedim seni abi dedi biraz ağır olmadı mı ya? Siktir ettim çocuğu gitti. Hocam bu nasıl olmuş? Ulan dilini sokayım dedim sana ya. Sonra diyorlar ki ya Kadir Hoca ters adam. Evet başka soru alayım. Bu biraz enteresan bir cevaptı. Bu pek hoş olmadı. Alkole bilhassa çok karşıyım ben. İlla da içiyoruz diyorsanız da adam gibi için kardeşim maymunlaşmayın ya. Ben bodyguardlık yaptığım zamanlar adam bara giriyor. Girerken o biçim efendi. Abi bir saat sonra adam bir çıkıyor tamam bir maymun olmuş amına koyayım ya. Adamı dövüyorsun dövüyorsun yine kalkıp sana küfrediyor. Ulan dövüyorsun dövüyorsun kalkıp küfrediyor. Ulan oğlum bir sus lan. Ayaktan öleceksin amına koyayım. Adam yine kafası iyi. Adam alkolü çekti mi dayak yemek istiyor. Biz de 5 tane bodyguardız. Değişme değişme dövüyoruz. Adam yine bizi sövüyor amına koyayım. Yani bu kadar zararlı ya. Aa askerlik anısı. Dur lan çok merak ettim. Başka soru alayım derken gerilmiyor mu? Ben gerilirdim. Başka soru yok abi sağ olasın. Eyvallah Allah'a emanet. Bana adamın biri ne anlattı biliyor musun? Bak şimdi bu çok önemli bir mevzu. Evet. Şimdi dedi bunu da anlatan kim biliyor musun? Babası asker. Bunu bana anlatan 70 bir küsur yaşında adam. Lira falan. Hani 1000 lira ben gırgırına diyorum yani tamam mı? Yani 2000 lira isteyen adam 1500'e en fazla düşer gibilerinden. Ya dedim bunu uygun bir şey yapalım. Dedi ya abi 1000 lira istiyoruz zaten dedi amına koyayım. Böyle bir baktım karıya, senin ananı sikeyim der gibi, tamam mı? Sen benimle böyle konuşamaz ya, siktir git dedim amına koyalım seni. Harbiden böyle kaç dedim. Kaç kişi var orada? 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi belki de. Siktir git lan dedim sana, amına koyalım lan dedim. Çok sinirli ama Kadir abim ya. Dedim Bolu'dan başımıza bela mı geldi dedim, sikerim dedim başkanı da başkanımızın da. İl başkanlığı da partisi. Abi dur ne oluyor abi şimdi ne yapıyordur abi? Evet, arkadaşlar burada spor yapıyor. Adın ne kanka? Emir ben. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? İlk defa yeni başladım. Değil mi? Ne yapıyorum diyorsun. Biz de öyle yapıyoruz amına koyayım. Biz de öyle yapıyoruz. Rahat ol.
Bu arkadaşlar Scott Girl yapıyor. Neredeyse boş yapacak amına koyayım. Neredeyse boş yapacak amına koyayım. 3 kiloluk dumbbell'la. Tam sporun ikinci gün değil mi o? Oldu lan galiba. Çıktı lan bak. Şu görüyor musun oğlum? Ne pamplandım ha falan diye bir bakarsın ya tam o kafa. Nasıl teknolojisi mi varmış? Vay amına koyayım ya. Aynı eski vücudum. Doğal. Oğlum bu arada çok iyi anatomisi lan. Aynı senin kos zamanları. Aynı oğlum. 30 yumurta yiyordum ben biliyor musun? 30 yumurtayla yaptım Mert biliyor musun o günlerde? Ya oğlum doğalı doğal olmaya anatomisi çok iyi. Ayakta var mı hiç? Genetik abi. Bir şey söyleyeyim mi yalnız? Arkadaşın adı ne ya? Ayıp olmasın şey yapmıyor. Gökalaf mı? Bu arkadaşın boyu uzundur ama. Bu uzun boy vücudu kardeşim. Bu en az... Oha! Sana bir şey söyleyeyim mi? En az... 1.95'i vardır. Omuza bak oğlum. 2 metresi 2 metre mi ya tamam işte. Arkadaşlar bugün ne yapacakmış? Tukan abi bana götten bas. Canım çek. Bir de bizim ortama bak ya. Millet 70 kilo basıyor. Bizimkilerin basma olayına bak. Ey Allah'ım ya. Depresyondaki insanların yedikleri yemekleri denedik. Bir ayağa bir kalk Allah'ım. Oğlum Buğra bildiğim bir tane daha mı geldi? Ne? Beşinci hareketimizde deklan yani alt göğüs. Yarr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 r
Hani... Yarr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 r
Haydi aslanım be. Ali net çıktı mı oğlum? He? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz güvercin gibi amına koyayım. Barfix'e düzlenecek gördüğünüz gibi. Tavanda şu anda örümcek gibi amına koyayım. Kadir Hoca yeniden dünyaya gelse ne olmak isterdin?